51. sorudayız. Pisagor teoreminin ispatından alınmış bir şekil aşağıda verilmiştir deyip aşağıdaki ifadelerden hangisi teoremin ispatında kullanılmaz diye soruyorlar. İyi bir soru, değil mi? bize bu şekli verdiklerine göre ispatı yapıp seçeneklerin üzerinden giderek hangilerinin yaptıklarımızla örtüştüğünü bulabiliriz. İspatı muhtemelen aynı şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Evet, şekilde gördüğünüz Pisagor teoreminin düzgün ispatlarından biri ve sanırım ben bugüne kadar bu ispatı hiç yapmadım. Karşıma çıktı iyi oldu. Hadi şimdi beraber yapalım. Öncelikle büyük karenin alanını bularak işe başlayalım. Bu bir kare ve burasının uzunluğu a. Burasının uzunluğu da b. Dolayısıyla burası b ve burası da a olacağı için karenin alanını bir kenarının uzunluğunun karesi yani a artı b'nin karesi olarak bulabiliriz. Bu da a kare artı 2ab artı b kareye eşittir. Buna ek olarak büyük karenin alanının, bu arada kare sanki biraz yana yatmış gibi görünüyor öyle değil mi? Ee, aslında öyle değil. Sadece bir göz yanılgısı. Neyse bana bir an için öyle geldi. Evet büyük karenin alanını buradaki dört üçgenin alanına şu küçük karenin alanını ekleyerek de bulabiliriz. Kısacası bir kenar uzunluğunun karesini alarak bulduğumuz alanın dört üçgenin alanı dört tane olduğu için dört çarpı bir tanesinin alanını nasıl bulabiliriz? Şunun üzerinden gidelim. 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Yani 1 bölü 2 çarpı a çarpı b. Üçgenlerden birinin alanı 1 bölü 2 a çarpı b idi. Bunu 4 ile çarptığımda şekildeki 4 üçgenin toplam alanını bulmuş oluyoruz. Buna bir de küçük karenin alanını ekleyeceğiz demiştik. Burası c, burası da c olduğuna göre bu karenin alanı da c karedir değil mi? Artı c kare. Şimdi bu eşitlikle Birazcık oynayalım. a kare artı 2ab artı b kare eşittir 4 çarpı 1 bölü 2, 2 eder 2ab artı c kare. İki taraftan 2ab çıkarırsam geriye a kare artı b kare eşittir c kare kalır. Ve işte size Pisagor teoreminin ispatı. Harika. Şimdi de bize verdikleri seçeneklere bir göz atalım ve bu ifadelerden hangisini ispatımızda kullanmadığımızı bulalım. Üçgenin alanı 1 bölü 2 a çarpı b'dir demiş. Bunu kullandık. Şekildeki dört dik üçgen eş üçgendir demiş. Evet bunu da kullandık. İçteki karenin alanı dıştaki karenin alanının yarısıdır demiş. Bunu kullanmadık. Sanırım doğru cevabı bulduk ama son seçeneği de gözden geçirmek istiyorum. Demiş ki büyük karenin alanı 4 üçgenin ve küçük karenin alanlarının toplamına eşittir. Kesinlikle bunu da kullandık. Hatta ispatımızın en can alıcı noktası buydu bile diyebilirim değil mi? D seçeneğindeki ifadeyi kullandığımıza göre aradığımız seçenek yani ispatımızda kullanmadığımız ifade C seçeneği. Diğer soruları daha önceden kopyalayıp yapıştırmıştım. Evet, bu sayede sizin de zamanınızı almamış olacağım. Evet, bir dik üçgenin hipotenüsü 5 birim uzunluktadır. Üçgenin diğer kenarlarından birinin uzunluğu 2 birim ise, üçüncü kenarın uzunluğu nedir demişler. Evet, bu bir dik üçgen olsun. Burası 5, burası da 2 birimse, bu kenarın uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Eh, hemen Pisagor teoremini uygulayacağız değil mi? x kare artı 2'nin karesi eşittir hipotenüsün yani 5'in karesi. x kare artı 4 eşittir 25. İki taraftan da 4 çıkaralım. x kare eşittir 21. Buradan da x kare kök 21 olur. Doğru cevap B seçeneği. Gayet kolaydı bizim için. Hadi sıradaki soru. Bir doğal yaşam parkının etrafına yeni bir boru hattı döşenecekmiş. Doğal yaşam parkı sanırım buralar oluyor. Peki, eski boru hattı ve döşenmesi düşünülen yeni boru hattına ait çizim aşağıda verilmiştir. Tamam, yeni boru hattı eskisinden kaç kilometre uzun olacaktır demiş yeni boru hattının uzunluğunun 60 artı 32 yani 92 kilometre olacağını biliyoruz öyle değil mi? Yeni boru hattı 92 kilometre olacak. Peki eski boru hattının uzunluğu nedir? Bu hipotenüs. Şimdilik x diyelim. 60'ın karesi artı 32'nin karesi eşittir hipotenüsün yani x'in karesi. Hmm. Bize verdikleri sayılar biraz büyük oldukları için bu işlemi yapmak zor olacak sanki. Eğer bu ikisini ortak bir paranteze alabilirsem, 60'ın ve 32'nin ayrı ayrı karelerini almama gerek kalmayabilir. Bir bakayım, ikisi de 4'e bölünebiliyor. Bunu yaparsam, 15 ve 8 elde ederim. Aslında bu fazlasıyla işime yarar. Tanıdık bir üçgen, tanıdık bir dik üçgen göreceğim ama bunu henüz tanımayanlar olabilir. Onun için gelin biraz sayılarla meditasyon yapıp şunların karelerini birlikte alalım. Evet. 60'ın karesi 3600'dür. 32'nin karesi ise 32 çarpı 32, 2 çarpı 32 64 eder. Sonra 3 çarpı 2 6, 3 çarpı 3 de 9 toplayalım. 1024, 3600 artı 1024 eşittir x kare. Şunu da x kare eşittir 3600, 1024 daha 4624. Evet x kare eşittir 4624 olarak yazayım. Buradan x'i de bunun karekökü olarak buluruz ama bunun karekökünü almadan x'in ne olması gerektiğini tahmin edebilir miyim acaba? 24'ün karesi 20 kere 2400 eder yani 24 küçük kaldı. 60 çarpı 60, 3600 eder. 8 kere 8, 64. Hmm, bu doğru olabilir. Hemen bakalım 68 çarpı 68. 8 kere 8, 64 elde var 6, 8 kere 6, 48, 6'dan da aldım 54 oldu. 6 kere 8, 48 elde var 4 6 kere 6, 36, artı 4, 40, topluyorum, evet, 4624, o halde doğru cevap 68 olacak. 68 olacak mı? Hayır, hayır, hayır. İşimiz bitmedi. Değil mi? Seçenekler bize tesadüfen yardım etmiş aslında. Çünkü bulmamız gereken eski boru hattının uzunluğu değil. Evet, eski boru hattının uzunluğu bizi yanıltmak için seçeneklerin arasına konulmuş. İyi ki de konulmuş. Tamam. Şimdi e, soruyu okuduğumuz için düşmedik bu tuzağa. O halde devam bizden. Yeni boru hattının eskisinden ne kadar uzun olduğunu bulmamızı istiyorlar. Yani yenisi 92, eskisi de 68 olduğuna göre 92 68'den doğru cevap 24 kilometre olacak öyle değil mi? Evet doğru cevap A seçeneği. B seçeneği değil. B seçeneği eski boru hattının kaç kilometre olduğunu veriyor ama bizden yeni boru hattının eskisinden ne kadar uzun olduğunu bulmamızı istemişler. Biraz şaşırtmalı bir soruydu öyle değil mi? Yani aslında değildi ama soruda ne sorduklarını unuttuğum için az kalsın yanlış cevabı işaretleyecektim. Sayılarla meditasyonumuz da boşa gidecekti. Tamam hadi devam edelim. Kamil bir cetvel ve pergel kullanarak aşağıdaki çizimi yapıyor. İlginç. Aşağıdakilerden hangisi Kamil'in çizimini en iyi şekilde tanımlar demiş. Bir bakalım. Çizime bakarak Kamil'in pergelin iğne ucunu buraya koyduğunu ve bu yayı çizdiğini söyleyebiliriz. Pergelin ucunu sonra buraya koymuş ve bu yayı sonra buraya koymuş ve bu yayı pergeli son olarak buraya koyarak da bu yayı çizmiş. Bu noktayı seçmesinin nedeninin L doğrusu üzerinde olması olduğunu düşünüyorum. Buralarda bir yerlerde ikinci bir nokta bularak da başka bir doğru çizmeye çalıştığını da düşünüyorum. Çünkü bize Kamil'in bir de cetveli olduğu bilgisi verilmiş. Öyle değil mi? Ve cetvelle, doğru, pergelle de buradaki yayları çizebilir. Eğer bu iki noktadan geçecek bir doğru çizecek olursak, bu doğruların paralel olduklarını görürüz. Evet. Bu doğruların paralel olmasının sebebi ise bu çizim sonucu elde edeceği açıların birbirine eşit olmasıdır ve eğer iki doğrunun başka bir doğru ile oluşturduğu yöndeş açılar birbirine eşitse bu doğrular birbirine paraleldir. Bu yüzden de ben Kamil'in L doğrusuna paralel olan başka bir doğru çizmeye çalıştığını düşünüyorum. P'den geçen ve L'ye paralel olan başka bir doğru. Evet, işte bu. Hemen işaretleyeyim. Sıra geldi 55. soruya. Şekildeki A açısına göre, buradaki açıdan bahsediyorlar, A açısının açı ortayını çizmek için ilk yapılması gereken şey nedir demişler. Açı ortayı çizmek için yapmamız gereken ilk şey. Bunu hiç yapmadım ama eğer bir pergelimiz varsa, bildiğiniz pergel işte bir ucu iğne olan şu şekilde şuranın iğneli uç olduğunu düşünün. Buraya da kalemimizi koyabildiğimizi varsayın. Buradan da açıklığını ayarlayabileceğiniz bir alet. İğneli ucu bir yere koyduktan sonra o nokta etrafında istediğiniz çapa sahip çemberler çizebiliyorsunuz. Böyle bir şey. Ve bu soruda da aynen bunu yaptıklarını düşünüyorum. Eğer A açısının açı ortayını çizmek isteseydim, pergelin iğneli ucunu buraya koyup bu çemberi çizebilirdim bu noktalar bu ışınların üzerinde. Evet, bahsi geçen noktalar burada da olabilirdi ama soruda B ve C noktalarını seçmişler ve sonra da pergeli bu noktalara koyarak, mesela buraya koyarak bu yayı, buraya koyarak da bu yayı elde etmişler. Bu iki yayın kesiştikleri nokta ise A açısının açı ortayının geçeceği noktadır. Şimdi bakalım soru neydi? A açısının açı ortayını çizmek için ilk yapılması gereken şey nedir? AD ışını çizilir. AD ışını bu yapılması gereken son şey. Neden mi? Çünkü AD ışını zaten A açısının açı ortayı olacak. B ve C noktalarından geçen bir doğru parçası çizilir. Bu bu yapılması gereken şeylerden biri bile değil. Yani B ve C noktalarından geçen doğru parçası şekilde öyle bir şey yok. Bunun yerine B ve C'den geçen bir yay var. Tamam. B ve C noktalarını kullanarak D noktasında kesişen eş yaylar çizilir. Bu yayları çizebilmek için önce B ve C noktalarının nerede olduğunu belirlemek lazımdır. Öyle değil mi? Tamam. A noktasından A açısının kenarlarını kesen bir yay çizilir. Evet, işte yapılması gereken ilk şey. Pergelin iğneli ucunu buraya koyarak bir yay çizeriz. Doğru cevap da D seçeneği deriz. Ve böylece hem soruların hem de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.